Bu derste Levinas felsefesinin güzergahı, zaman ve başka, bütünlük ve sonsuz, olmaktan başka, türlü veya özün ötesinde başlıkları ele alınacaktır. Batı felsefesi geleneğinde düşünme genellikle bir özdeşleşme sürecinden ibaret olmuştur. Aynanın başkaya gidip ondan kendisine geri döndüğü bir harekettir bu. Onda zaten kendisinin ona koyduğunu bulur. Aynanın başkayla yalnızca kendi terimleri aracılığıyla karşılaşması ve bu terimleri radikal bir biçimde sorgulamaya açmaması aynanın hareketini niteler. Fakat felsefe bu hareket yerine farklı bir harekete gitmek suretiyle yapılamaz mı? Levinas bu soruya olumlu yanıt verir. Felsefe başkaya konuksever bir düşünce de olabilir. Başkaya konuksever olan felsefe dünyanın anlamını başkasıyla karşılaşma olayından, başkasının kendini ifade etmesinden itibaren düşünmeye açıktır. Levinas 1950'lerin sonunda bu felsefeyi sonsuz fikriyle ilişkili bir felsefe olarak ele almıştır. Levinas, Descartes'in metafizik meditasyonlarının üçüncüsünde bulunan sonsuz-sonlu ilişkisine odaklanır. Sonsuzun sonluda onu aşarak sonluya indirgenemeyerek bulunmasını varlık bilim açısından değil, etik anlamıyla yeniden düşünmeye girişir. Levinas'a göre başkaya karşı konuksever düşünce etikin ontolojiyi öncelediği bir felsefedir. Levinas'ın hayatı ve eserleri. Levinas 1906 yılında Litvanya'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Çocukluğunda geleneksel sinagog eğitimi gördü. Ailesi 1917 devriminden sonra Fransa'ya göç etti. 1924 yılında Strasbourg Üniversitesi'nde felsefe okumaya başladı. 1928 ile 29 yılları arasında Husserl'ın fenomenolojisini öğrenmek için Freiburg Üniversitesi'ne gitti. Orada Husserl ve Heidegger ile karşılaştı. Levinas 1930'da Husserl'ın fenomenolojisinde Görü Kuramı başlıklı ilk kitabını yayınladı. Kısa süre sonra iki deneme yayınladı. Hitlerizmin felsefesi üzerine bazı düşünümler ve kaçış üzerine. İkinci Dünya Savaşı boyunca Levinas askeri bir çalışma kampında esir olarak tutulmuştur. Karısı ve kızı dışındaki tüm ailesi kamplarda öldürülen 6 milyon Yahudi arasında bulunmaktadır. Zaman ve başka, bütünlük ve sonsuz ve olmaktan başka veya özün ötesinde Levinas felsefesinin en önemli mihenk taşlarıdır. Levinas felsefesinin yanı sıra sinagogda Talmud yorumları da yapmıştır. Levinas 1979 yılında Sorbonne Üniversitesi'nden emekli olmuştur. Levinas felsefesinin güzergahı. Levinas 1930'ların başında Husserl ve Heidegger'in felsefelerini yorumlayan eserler vermiştir. Levinas'a göre varlık ve zamanın en önemli tezi varlığın Dasein'in varlığı anlamasından bağımsız olmadığıdır. 1935'te kaçış üzerine Levinas'ın felsefe güzergahını belirleyen sorunun ortaya koyar. Aşkınlık mümkün müdür? Bu soru şu özgül tarzda sorulur. Beynin kendinden çıkarak varlık deneyiminin ağırlığından kaçıp kurtulması mümkün müdür? Levinas'ın Heidegger düşüncesine duyduğu hayranlık, Heidegger'in Nasyonal Sosyalist Parti'ye olduğunu duymasından sonra yerini bu düşüncenin ikliminden çıkma arayışına bırakacaktır. Bu arayış 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1947-48 yıllarında kaleme alınan Zaman ve Başka ve Varoluştan Var Olana adlı kısa eserlerde belirgin bir biçimde kendini gösterir. Bu eserlerde aşkınlık sorusu bu kez dışkınlık terimi kullanılarak yerinden sorulur. Eros yoluyla veludiyet aşkınlığı vücuda getirip somutlaştıran tecrübeler olarak okunur. Bütünlük ve sonsuzda aşkınlığın biçimsel ifadesi metafizik arzunun mutlak başka ile kurduğu ilişkidir. Levinas bunu Descartes'te bulduğu sonsuz fikriyle tarif eder. Levinas özneyi içkinlikten aşkınlığa doğru bir hareket olarak anlatır. Levinas bulduğu çözümden tatmin olmamış olsa gerekir ki 1974'te olmaktan başka türlü veya özün ötesinde de aşkınlık sorusunu bu kez yeniden ele alır. Bu kez veludiyet tecrübesi gözden tamamen kaybolmuştur. Olmaktan başka türlünün bütünlük ve sonsuzdan pek çok önemli farkı vardır.
Bu kez aşkınlığın imkanı yerine geçme olarak düşünülen etik ilişkide somutlaşır. Etik ilişkide özne biri diğeri içindir. Etik, Levinas'ın düşüncesinin başından beri belirleyici bir izlek olmadığı halde, güzergahının sonunda Levinas etiğin filozofu, etiğin anlamını yeniden düşünen bir filozof haline gelmiştir. Dahası Levinas'a göre Tanrı fikrinin de anlamı başkasıyla ilişkide bulunur. Böylece Levinas Tanrı'yı felsefeye, ontolojinin sorunlarıyla değil, etiğin muamması yoluyla sokar. Başkasının yüzünden başkasının beni sorumluluğa çağırması, üçüncünün adalet ve eşitlik talebi ve Tanrı'nın oluğu iç içe geçmiştir. Levinas'a göre etik, siyaset ve Tanrı'nın anlamı evrensel yasa ve kurallarla ilgili meselelere indirgenerek çözümlenemez. Adalet her türlü evrenselliğin tekillilikle sınanmasını gerektirir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947-48 yıllarında yayımlanan Zaman ve Başka ve Varoluştan Varolana, 1935'te Kaçış üzerine de ortaya koyulan aşkınlık sorusuna Levinas'a özgü bir fenomenolojiyle yanıt arayan eserlerdir. 1947-48 yılları arasında Levinas aşkınlık sorunsalını şöyle belirginleştirir. Varlıktan çıkmak, varlığın tümden kaybı veya ölmek değil. Bir ayağını varlıkta tutarak başkaya doğru gitmek ve bir daha kendine geri dönmemektir. Levinas bu eserinde varlığın bir olduğunu öne süren Parmenides'le kopuşu gerçekleştirdiğini ilan eder. Levinas, Parmenides üzerine çok az şey söylediği için bu önermenin nasıl anlaşılması gerektiği hakkında bir yorum yapmak zordur. Levinas, Zaman ve Başka da benin fenomenolojik kökenini anonim varoluşa geri dönerek anlatır. Bir özneye ait olmayan, anlamlı bir dünya ortaya çıkarmayan süreçlerden, örneğin uykusuzluk tecrübesi, bir benin varoluşu üstlenilerek ortaya çıkması olayına Levinas hipostaz adını verir. Levinas böyle bir benin ihtiyaçlarını karşılamak için verdiği mücadeleyi, maddeselliğini, özgürlüğünü, ölümle ilişkisini ele alarak bir özne tasviri yapar. Ölüm benim imkanım olmayan imkanlarla ilişki kurduğum bir zaman açar veya mümkün kılar. Levinas, Eros yoluyla edinilen çocukla babalığın kurduğu ilişkiyi bu radikal başlıkla ilişki yapısının somutlaşması olarak yorumlar. Ben bir anlamda oğlumdur. O hem bir bendir hem de bir başkası. Levinas böylece Batı metafiziğinin başkayı aynaya indirgeyen hareketinin dışında bir aşkınlık imkanı bularak Parmenidesçi tekçilikten çoğulculuğa açıldığını ilan eder. Batı kültürü içinde eski Yunan felsefesinin sonsuz karşısında geçirdiği şaşkınlık ve onunla bağdaşabilmek için doğurduğu çeşitli spekülatif düşünsel süreçler mevcuttur. Franz Rosenzweig'in Kefaret Yıldızı adlı eseri, Levinas'ın dikkatini Alman idealizminde sonlu ile sonsuzun ilişkisini nasıl yeniden düşünüldüğüne, özellikle de Hegel'in bu ilişkiyi nasıl ele aldığına çekmiştir. Hegel sonsuzu sonludan ayrı olarak ele almaz. Sonlu sonsuzun diyalektik hareketi içinde çıkar ve ona geri döner. Hegel'e göre bütünlük sonsuzdur ve varlıkta kendisini gerçekleştiren akıl da özgürlük ideasından başka bir şey değildir. 1957'de Felsefe ve Sonsuz Fikri adlı yazısında Levinas, Hegelci sonsuzun karşısına Descartes'te bulduğu sonsuz fikrini çıkarır. Hegelci bütünselleştirici sonsuza Descartes'ci sonsuz fikrinin bize sunduğu yapıyla direnebileceği fikri, bütünlük ve sonsuzun temel stratejisini oluşturur. Bu eserde amacı, bütünselleştirici bir sonsuzun karşısında bütünselleştirmeye direnen bir başkayla ilişki olarak sonsuzu çıkarmaktadır. Bütünlük ve sonsuzda Levinas, Descartes'in sonsuz fikrine ilişkin yapıyı yeni bir bağlama taşımak suretiyle hem Heidegger'le hem de Hegel'le hesaplaşır. Sonsuz fikri bize Levinas'ın aşkınlık dediği şeyin yapısını sunar. Aşkınlık, bütünlük ve sonsuzda metafizik olarak adlandırılmıştır. Bütünlük ve sonsuz ontoloji ile metafiziği birbirinden ayırt eder. Ontolojide var olanla ilişki, varlık anlayışı ile dolayımlanmaktadır.
Varlığı anlama, anlaşılan var olanlar üstünde güç elde etmemizi sağlar. Çünkü onların bize nasıl belirleyeceklerini belirleyen şey bizim onları anlayışımızdır. Metafizik dünyada olmakla yetinmeyip başkaya doğru gitmeye çalışan arzudur. Metafizikçinin başkaya duyduğu arzu bir ihtiyaç gibi tatmin olmaz. Duyduğu açlıktan beslenir. Bundan şunu çıkarabiliriz. Levinas'a göre insan yalnızca tatmin edilebilen ihtiyaçları olan bir varlık değildir. Onda metafizik arzu da ortaya çıkabilir. İhtiyaç bir eksikliktir ancak metafizik arzu insandaki eksiklikten değil, ondaki bir şeyin sürekli aşırılığından, fazlalığından, taşmasından, kabına sığamayışından doğar. Olmaktan başka türlü de etik özne, etik ilişkiye özgür girmez. Zaten çoktan başkasının reynesi olmuştur. Rasyonel seçimler yapan bir özne değildir bu. Başkasıyla takıntılıdır. Elinden geleni fazlasıyla yaptığı halde, hiçbir suçu olmadığı halde suçlanmakta, tekrar tekrar kendisine geri fırlatılmaktadır. Etik ilişkide mesele artık sadece başkasının ihtiyaçlarını karşılamak, onu doyurmak, giydirmek değildir. Onun yerine geçmek, onunla özdeşleşecek, töz değiştirecek kadar onun durumunun içerdiği sıkıntıyı yaşamak ve gördüğü şiddetin nesnesi haline gelmektir. Etik ilişkide etik özne bir diğeri içindir. Bu öznenin sorumluluğunun bir sınırı yoktur. Sorumluluklarını yerine getirdikçe bir vicdan rahatlığına da ulaşmaz. Daha fazla sorumluluktan kaçmak için hiçbir mazeret göstermeye hakkı yoktur. Seçilmişliği onun sonsuz sorumluluğunda yerine kimsenin geçemez olmasından başka bir şey değildir. Olmaktan başka türlü anneliği bu sorumluluğun somutlaştığı bir figür olarak ele alır. Levinas annelikte ne görüyor? Annelik ona göre kendi varlığıyla ve özgürlüğüyle ilgilenmenin ötesine geçmek, zulüm gördüğü başkasından kaçmak yerine ondan sorumlu olmaya devam etmektir. Neden Levinas etik özneliği böyle tarif ediyor? Bunun sebebi toplumsal barışın imkanını bu öznellikte buluyor olmasıdır. Toplumsal barışın gelebilmesi için zulüm devam ettiği, şiddetin bilfiil sürdüğü halde mazlumun kendisini zalimden de sorumlu olarak görmesi gerekir. Levinas'ın sözünü ettiği etik, iradeye veya isteme değil, insanın ötekine kendi derisinin altındaymış gibi yakın olmasına dayanır.